Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz içimizde devam ediyor. Bugün sizlere Siirt'te bulunan Sait Usta'nın yerinden sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibi Sayın Ece Karahan Efendi bulunuyor. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Biraz sizleri yakından tanıyabilir miyiz? Kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektesiniz Ece Hanım? Yani babamla beraber bu işi yapıyoruz. Babam yaklaşık 8 yaşından beri bu işi yapıyor. Şu anda 43 yaşında. Beraber 2 senedir biz bu işteyiz. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Normalde ben hani pek fazla ilgilenemiyorum ama hani elimden geldiğince burada olmaya çalışıyorum. Genelde babam bakıyor bu tür işlere. Siz de diyorsunuz ki kız olaraktan kendisine destek oluyorum. Güzel bir aile, şirin bir aile restoranımız var değil mi efendim? Sağ olun. Kaç kişilik ekiple burada hizmet veriyorsunuz? Biz 6 kişi, görünenle 6 kişi. Annemle beraber hani yine ev yemeklerini de yapıyoruz. Çok çeşitlerimiz güzel. Zengin. Evet. Ev yemekleri, ızgara çeşitlerimiz, pide, lahmacun çeşitlerimiz var. Hani her türlü yemek çeşitleri bulunuyor. Çok güzel. Anneniz de ev yemekleri yaparaktan hem size katkıda bulunuyor, evet, hem de aynı şekilde bu güzel diyorsunuz lezzetleri isteyenlere Siirt halkına sunuyor. Doğru. Ama canı isteyen ev yemekleri ister, canı tabii isteyen pide, canı isteyen de ızgara çeşitleri değil mi? Peki dışarı paket servis hizmetiniz var mı? Tabii, o da var. 2 kişilik bir kadromuz var. Onlar sürekli hani arabada ve normal bisiklet var. Onlarla beraber gidip geliyorlar. Sıkıntımız yok onunla. Peki diyelim ki özel istek üzerine catering hizmeti de sağlıyor musunuz? Yani toplu yemek hizmetiniz de mevcut tabii, oluyor mu? Tabii, o da düğün organizasyonu, her türlü yemek kişileriyle de uğraşıyoruz. Onları da yapıyoruz. Tabii ki bunu söylemek için, daha doğrusu sipariş verildiği zaman ne kadar önce size bildirmeleri gerekiyor? En az bir gün önceden bilgilendirmeleri gerekiyor. Evet. Peki bir çırpıda kaç kişi ağırlama kapasiteniz var Sait Usta'nın yerinde? Sait Usta'nın yerinde 20 kişilik, hatta 20-30 kişilik yani yerimiz var. Ama diyorsunuz ki yaklaşan bahar aylarında tabii ki yazın gelmesiyle birlikte bu sayımızı arttırabiliriz tabii değil ki, mi? Tabii ki, olabilir. Evet. Peki biliyorsunuz ki her sektörün kendine ait sıkıntıları mutlaka oluyor. Sizin yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mı? Sıkıntılar var mı? Hani şöyle söyleyeyim. En fazla baca sorunumuz oluyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Çevre kirliliği vesaire, onu önlemeye çalışıyoruz. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Diyorsunuz ki biz Siirt'te Sait Usta olarak sevilen bir yeriz. Evet. Hem de aile işleriyiz. Annenizle, babanızla beraber bu aile sıcaklığını yemeklerinize de yansıtaraktan insanların burada sevgiyle hem yemeklerini yemelerini hem de huzurlu bir şekilde sohbet etmeni sağlayacak bir mekan değil mi? İnşallah gayemiz bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, biliyorsunuz ki insan sağlığı çok önemli. Burada yemekler hazırlanırken, sunulurken ve servis edilirken biz ekibimize gördük. Gayet hijyen, evimizde yediğimiz gibi gönül rahatlığıyla yiyebiliriz. Bunun için teşekkür ediyoruz sizlere. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler Ece Hanım. Teşekkürler. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, bugün sizlere Siirt'te bulunan Sait Usta'nın yerinden seslendik. Söz Merkez Stüdyoları'nda.